Düşünün ki dünyanın en tehlikeli ve gizemli bölgesine adım atıyorsunuz. Çernobil'in kalbini, fizik kurallarının büküldüğü, mutantların kol gezdiği ve her köşesinde ölümcül sırların saklandığı bir yere. Stalker oyunları sizi bu ürpertici bölgeye davet ediyor. Hayatta kalmak için zekanızı ve cesaretinizi kullanmanız gerekiyor. Çünkü burada tek bir hata sizi sonsuz bir karanlığa sürükleyebilir. Peki bu lanetli topraklarda sizi ne bekliyor? Hadi hep beraber bu esrarengiz dünyada olalım ve ne zaman neler yaşandı bunlara bir bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetleri hala zihinlerde tazeyken, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve Batı, askeri ve teknolojik üstünlük için kıyasıya bir yarışa girdiler. Bu yarışta etik değerler genelde göz ardı edildi. Ukrayna'nın kırsal bir bölgesinde yer alan Aproporm Araştırma Enstitüsü, resmiyette genetik seleksiyon yoluyla mahsul verimini arttırmayı hedefleyen bir bilimsel araştırma merkezi olarak kurulmuştu. Ancak gerçekte bu enstitü bilinç kontrolü alanında yeni keşifler yapmak üzere gizli bir cephe olarak kullanıldı. Bu dönemde enstitünün yeryüzündeki küçük tarım alanları ve modern araştırma tesisleri ziyaretçilerin gözünde sıradan bir araştırma merkezi gibi görünüyordu. Ancak tesisin altında yer alan gizli laboratuvarlarda bilim insanları küçük kemirgenler ve hayvanların bilincine erişmeyi başarmıştı ve bu canlılara basit komutlar verebiliyorlardı. Bu başarılar bilim insanlarını daha da cesaretlendirdi ve neredeyse sınırsız kaynaklarla desteklenen bu araştırmalar 20 yıl boyunca kesintisiz devam etti. ...1986 yılında Çernobil nükleer santralinde yaşanan bir test sırasında reaktör 4'te büyük bir patlama meydana geldi. Bu, tarihin en büyük nükleer felaketi olarak kayıtlara geçti. Pripyat şehri acilen tahliye edilirken felaketin boyutlarını kabul etmek zorunda kalan Sovyet yetkilileri 2600 kilometrekarelik bir alanı Çernobil yasak bölgesi olarak ilan etti. Bu bölgeye giriş yasaklandı ve bölgedeki araştırma faaliyetleri resmi olarak durduruldu. Ancak Aproporm Araştırma Merkezi'ndeki bazı bilim insanları felakete rağmen araştırmalarını gizlice sürdürmeye devam ettiler. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında çöküşüyle birlikte birçok Sovyet uydu devleti bağımsızlığını ilan etti. Bu süreçte birçok Sovyet projesi fonlarını ve yönetimlerini kaybetti. Ancak Aproporm Araştırma Enstitüsü'ndeki bilim insanları Noosfer adı verdikleri yeni bir bilim dalında büyük ilerleme kaydettiler. Noosfer, düşünce ve bilginin bir küresi olarak tanımlandı ve dünya üzerindeki tüm canlılarla etkileşime geçtiği keşfedildi. Noosfer'in manipüle edilebileceği fikri araştırmacıları heyecanlandırdı. Bu keşif, insan düşüncelerini kontrol etmek için değil, insanlığın sorunlarını kökünden çözmek için kullanılmak istendi. Savaş, nefret, suç, şiddet, açgözlülük ve diğer tüm insanlığı yıkıcı unsurları kontrol edebileceğini ya da tamamen ortadan kaldırabileceğini düşüncesi araştırmacıları motive etmişti. Bu amaçla grup olarak anılan lider araştırmacılar ortak bilinç yani Common Consciousness ya da Sea Consciousness adı verilen bir yapı oluşturdular. Bu yapı yüksek güçlü antenler kullanarak Noosfer'i ve bölgedeki tüm insanların düşüncelerini kontrol edebilecek bir sistem geliştirdi. Bu alternatif dünyada Çernobil nükleer santralinin hala faal durumda olması ve bölgenin tamamen terk edilmiş olması bu araştırmaların devam için mükemmel bir ortam sağladı. Ancak 2001 yılında yaşanan ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin kaybolması ve geri dönememesi durumları üzerine Ukrayna hükümeti bölgeyi tamamen kapatmak zorunda kalmıştı. Ama 2001 yılı bitmeden bölgenin merkezinden gelen kör edici bir ışık patlaması bölgeyi 2 saat boyunca sarsmıştı. Ardından 12 Nisan'da yerel saatle 14.33'te aynı olay tekrar yaşandı. Bu sefer gökyüzündeki bulutlar kaybolur ve bölgeyi sarsan bir gök gürültüsü duyulur. Hemen ardından 6.9 büyüklüğünde bir deprem bölgeyi sarsar. Bu olaylar sırasında Çernobil nükleer santrali çevresindeki bölge her bir patlamayla genişlemeye başlar ve bilimsel olarak açıklanamayan bir yer haline gelir. Ortaya çıkan anomaliler fizik kurallarını bükebilen ya da tamamen kırabilen tuhaf özellikler gösterir. Stalker Clear Sky serinin kronolojik olarak ilk oyunu olup 2011 yılında geçer. Bu dönemde bölgedeki anomaliler artmaya başlamış ve az önce gördüğümüz yüksek güçlü bir anten, diğer ismiyle Brain Scratcher, bölgedeki tüm canlıları zombilere dönüştüren bir cihaz olarak faaliyettedir. Strelok ve ekibi bu anteni devre dışı bırakmak için tehlikeli bir göreve çıkar. Clear Sky'daki olaylar sırasında farklı fraksiyonlar arasında çatışmalar baş göstermeye başlar. Duty ve Freedom grupları bu dönemde tam olarak şekillenmemiş olsalar da temelleri atılmaya başlar. Bu iki grup bölgedeki kaynaklar ve kontrol için çatışmalar yaşamaya başlarlar. Oyuncular bu fraksiyonlar arasında dengeyi sağlamak ya da bir taraf seçmek zorunda kalır. Brain Scorcher'ın devre dışı bırakılmasıyla bölgenin doğası kökten değişir ve bu olaylar daha sonra yaşanacak olan büyük olayların zeminini hazırlar. Stalker Shadow of the Chernobyl oyunu ise Clear Sky'daki olayların hemen ardından 2011'in ilerleyen dönemlerinde geçer.
Brainscrouch'un devre dışı bırakılmasının ardından bölgeye giriş yapan askeri birlikler, yeni ortaya çıkan anomaliler ve mutantlar tarafından büyük kayıplar verir. Bu dönemde Duty ve Freedom grupları tam olarak şekillenmeye başlamıştır. Duty bölgenin tehlikelerini yok etmeye adanmış bir grup olarak ortaya çıkar. Freedom ise bölgeyi özgürlük arayışına olanların bir sığınağı olarak gören bir fraksiyon olarak belirir. Bu iki grup Shadow of the Chernobyl'daki ana güçler arasında yer alır ve ideolojik çatışmalara başlar. The Mark One olarak bilinen Stalker'ın hikayesi bu dönemde başlar. Kendisinin aslında Strykon'un ta kendisi olduğunu keşfeden bu karakter, bölgenin merkezine ulaşarak Sea Consciousness adlı yapıyı yok etmeye çalışır. Ancak bu yapının yok edilmesi, bölgenin daha da istikrarsız bir hale gelmesine yol açacaktır. Anomaliler ve tehlikeler artacak, bölge daha da karmaşık ve tehlikeli bir yer haline gelecekti. Call of Pripyat, Shadow of the Chernobyl olaylarının hemen ardından 2012 yılında geçer. Ukrayna hükümeti bölgeyi kontrol altına almak için büyük bir askeri operasyon başlatır. Bu operasyon Farewell Operasyonu olarak adlandırılır ve amacı Çernobil nükleer santrali ve bölgedeki anomalileri kontrol altına almaktır. Ancak bu operasyon beklenmedik zorluklarla karşılaşır. Oyuncular Major Alexander Degreyev adlı bir askeri istihbarat subayını kontrol ederler. Degreyev operasyonun neden başarısız olduğunu araştırmak üzere bölgeye gönderilir. Bölgedeki anomaliler, mutantlar askeri birliğin tamamen yetersiz kalmasına neden olmuştur. Askeri helikopterler güçlü anomalilere çarparak düşmüş ve görevler ise tamamen başarısız olmuştur. Degreyev bu olayları araştırırken Pripyat'ın kalbine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte farklı stalker gruplarıyla etkileşime girer, hayatta kalma mücadelesi verir ve yeni keşfedilen tehlikelerle başa çıkmaya çalışır. Oyuncular Duty ve Freedom gibi ana fraksiyonlara ittifak kurabilir ya da onlarla çatışabilirlerdi. Bölgedeki çeşitli mutantlar ve anomali alanları oyunculara büyük zorluklar çıkaracaktı. Call of Pripyat bölgedeki gizemler daha da derinleşti, yeni mutant türlerinin ve daha önce görülmemiş anomalilerin keşfedildiği bir oyun olarak dikkat çeker. Oyunun sonunda Degreyev operasyonun neden başarısız olduğunu keşfeder ve hayatta kalan askeri personelle birlikte bölgeden kaçmayı başarabilir. Ancak bu başarı bile bölgenin tehlikelerini ortadan kaldırmaya yetmez. Bölge her zamankinden daha da tehlikeli ve karmaşık bir hale gelmiştir. Stalker 2 Heart of Chernobyl, Stalker serisinin en yeni oyunu olarak 2024 yılında geçiyor ve Strolok'un hikayesini kaldığı yerden devam ettiriyor. Bu oyun serinin diğer oyunlarına kıyasla çok daha gelişmiş bir teknolojiyle daha geniş bir açık dünyayı bize sunacak. Hikaye bölgedeki anomaliklerin daha da artmasıyla başlıyor. Strolok bölgenin merkezine ulaşarak buradaki gizlenmiş olan derin sırları ortaya çıkarmak için yeni bir görev üstlenecek. Bu yeni macerada Strolok daha önce hiç karşılaşmadığı düşmanlarla ve anomali türleriyle yüzleşmek zorunda kalacak. Bölgedeki anomaliler artık sadece fiziksel tehlikeler değil, aynı zamanda zaman ve mekan algısını bozacak nitelikte olacaklar. Yeni mutant türleri oyuncuları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayacak. Böylece Stalker evrenin derinliklerine kısa bir yolculuk yaptık. Chernobyl'in gizemli bölgesi insanın karanlık tarafını ve hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor. Strokon'un hikayesi henüz bitmedi. Gelecekte daha da büyük sırlar ve tehlikeler bizi bekliyor. Eğer bu karanlık ve tehlikeli dünyada yolculuğa çıkmaya hazırsanız sizi kanalıma takip etmeye davet ediyorum. Çünkü beraber Stalker 2 Heart of Chernobyl'u oynayacağız. Oyunda görüşmek üzere.